Jermaine Ololo, Kongolu ünlü bir komedyen. Sahnedeyken farkındalık yaratmak için yaptığı şakaları kullanıyor. İster zorla evlendirme, ister kadına yönelik şiddet, ister dul kadınların toplumdaki durumuyla ilgili olsun, onun için sahnede gündeme getirilmeyecek bir konu yok. Genç meslektaşlarına akıl hocalığı yapan komedyen, onları her hafta Uluslararası Kadın Konuşmaları Festivali olarak tercüme edilebilecek FIEF'in merkezinde ağırlıyor. Birlikte atölye çalışmaları ve gösteriler hazırlayan kadınlar, aynı zamanda sanat ve kültür alanında kadınların güçlendirilmesini teşvik etmenin yollarını tartışıyor. Jermaine Ololo, sanatın özü budur, bir mesaj iletmek için sıradan dili zenginleştirmek, bence bugün topluluk önünde konuşmak, ister masal anlatmak, ister bir şair ya da stand-up komedyeni olmak olsun, tüm bu sanat biçimleri eğitmeye çalışmak için araçlar olmalıdır, diyor. Afrika kıtasında kadın komedyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Soyguncuların şiddetli saldırısı 3 yıl önce Bolivyalı Lydia Maita'yı tekvando dövüş sanatına yönlendirdi. Lydia Maita şimdilerde ülkede yaygınlaşan cinsiyete dayalı şiddete karşı kendilerini savunmalar için diğer yerli kadınların eğitilmesine yardımcı oluyor. Lydia Maita kapısının önünde cüzdanını çalmaya çalışırken kendisini boğan saldırganları korkutmak için komşuları evlerinden çıkmasaydı ölebileceğini söylüyor. Saldırıdan sonra bir daha asla kendini bu kadar çaresiz hissetmeyeceğine söz vermiş. Bolivya'nın ikinci büyük şehri olan El Alto'daki Warmi Power Tekvando Stüdyosu'nda sadece kadınlara özel bir derse katılmış. Warmi, Bolivya'da yaşayan yerlilerin dilinde kadın anlamına geliyor. Kendimi nasıl savunacağımı bilmiyordum. Şimdi diğer kadınların bu korkudan kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum, diyor 56 yaşında olan ve esnaflıkla toplum sağlığıyla ulaşan Lydia Maita. Bu bir şiddet önleme işi. Hükümet verileri Bolivya'da her 10 kadın ve kız çocuğundan 8'inin hayatları boyunca en az bir kez fiziksel şiddete maruz bırakıldığını gösteriyor. 2023 yılında 51 binden fazla kadın şiddete maruz kaldığını bildirmiş. Vakaların büyük çoğunluğunda ise failler, eşler ya da partnerler. Warmi Power, her ikisi de siyah kuşak tekvandocu olan Laura Roca ve Kimberley Noza tarafından 2015 yılında başlatılmış. Dövüş sanatını 18 yıldır uygulayan Kimberley Noza, şiddet şiddetle çözülmez, ancak kendimizi savunmayı öğrenmek hayatımızı kurtarabilir, diyor. Eğitimli bir psikolog olan Laura Roca ise babasının dövüşün erkeklerin işi olduğu konusunda ısrar etmesine rağmen bu disiplini benimsediğini söylüyor. İkili birlikte ülke çapında 35 binden fazla kadına eğitim vermiş. El Alto'daki sınıfta kadınların çoğu yerli ve kayıt dışı ticaretle uğraşıyor. Bir zamanlar Hindistan'ın kırsal kesiminde ev kadını olan Sharmila Yadav hep pilot olmak istemiş. Şimdi hayalini bir nebze olsun gerçekleştiriyor ve ülkenin tarım arazilerini işlemek için ağır hizmet tipi bir insansız hava aracını gökyüzünde uzaktan uçuruyor. 35 yaşındaki Sharmila Yadav, hükümet destekli drone kız kardeşleri programı kapsamında gübre püskürten uçakları uçurmak üzere eğitilen yüzlerce kadın arasında yer alıyor. Program, eski teknolojiye bağımlılığı ve artan iklim değişikliği sorunları nedeniyle zorlanan bir sektörde zaman ve su tasarrufunun yanı sıra iş gücü maliyetlerini azaltarak Hindistan tarımının modernleşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu aynı zamanda geleneksel olarak iş gücüne katılmak için çok az fırsat bulan ve bunu yaptıkları için genellikle damgalanan kırsal Hindistan'ın çalışan kadınlara yönelik değişen tutumlarının da bir göstergesi. Önceleri kadınların evden dışarı adım atması zordu. Sadece ev işlerini yapmaları ve çocuklara bakmaları gerekiyordu, diyor iki çocuk annesi Sharmila Yadav. Çalışmak için dışarı çıkan kadınlara tepeden bakılabilirdi. Annelik görevlerini ihmal ettikleri için alay konusu olurlardı. Ama şimdi zihniyetler yavaş yavaş değişiyor. Sharmila Yadav çiftçi eşiyle evlendikten sonra 16 yıl boyunca ev kadınlığı yapmış. Şimdi 5 hafta boyunca 150 dönümlük bir tarım arazisini 2 kez ilaçladıktan sonra $600 kazanacak, ki bu da memleketi Haryana eyaletindeki ortalama aylık gelirin 2 katından daha fazla. Ancak yeni mesleğinin kendisi için sadece bir gelir kaynağı olmadığını söylüyor. Biri bana pilot dediğinde çok gurur duyuyorum. Hiç uçağa binmedim ama şimdi uçuyormuşum gibi hissediyorum, diyor.
Geçen yıl yapılan bir hükümet araştırmasına göre kırsal kesimlerdeki erkeklerin %80'ine kıyasla kırsal kesimdeki Hintli kadınların %41'inden biraz fazlası kayıt dışı iş gücünde yer alıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Ajansı tarafından yayınlanan bir rapora göre, çoğu Afrika'da yaşayan 230 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu kadın sünneti geçirdi. UNICEF'in açıkladığı rapora göre son 8 yılda yaklaşık 30 milyon kişi dış cinsel organlarının kısmen ya da tamamen çıkarıldığı bu işleme maruz kaldı. UNICEF, kadın sünnetine maruz kalan kadın ve kız çocuklarının oranının azaldığını belirtti. Ancak uygulamanın ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların hızla artan nüfusa yetişemeyecek kadar yavaş olduğu konusunda uyardı. Raporda kadın sünneti uygulaması azalıyor ancak yeterince hızlı değil denildi. Yanlış bir şekilde kadınların cinselliğini kontrol ettiğine inanılan bu uygulama ciddi kanamalara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Kız çocukları bebeklikten ergenliğe kadar değişen yaşlarda bu işleme tabi tutuluyor. Kadın sünneti uzun vadede idrar yolu enfeksiyonları, adet sorunları, ağrı, cinsel tatminde azalma ve doğum komplikasyonlarının yanı sıra depresyon, düşük benlik saygısı ve travma sonrası stres bozukluğuna yol açabiliyor. Ayrıca daha fazla kız çocuğunun daha küçük yaşlarda, çoğu 5. yaş gününden önce bu uygulamaya maruz kalması gibi endişe verici bir eğilim görüyoruz. Bu da müdahale etme şansını daha da azaltıyor, diyor UNICEF direktörü Catherine Russell. Rapora göre sadece Afrika'da 144 milyon kadın ve kız çocuğu kadın sünnetine maruz kalırken, bunu 80 milyon ile Asya ve 6 milyon ile Orta Doğu takip ediyor. Bu uygulamanın yaygın olduğu ülkelerin başında 15 ila 49 yaş arası kadın nüfusunun %99'unun sünnet edildiği Somali geliyor. Burkina Faso 30 yıl içinde sünnet edilen 15 ila 49 yaş arası kadınların oranını %80'den %30'a düşürerek en önemli ilerlemeyi kaydetti. Rapor ayrıca sünnet edilen birçok kadının çatışmaların yaşandığı ülkelerde yaşadığını ve siyasi istikrarsızlığının uygulamayı önleme ve mağdurlara destek sağlama çabalarını sekteye uğrattığını ortaya koyuyor. İrlanda Cumhuriyeti'nde aile ve kadınların anayasadaki rollerinin yeniden tanımlanmasına ilişkin çifte referandumda sandıktan hayır oyu çıktı. Hükümet, aile tanımını genişletecek ve kadınların toplumdaki görevlerini netleştirecek olan değişiklik önerilerini destekliyordu. Başbakan Leo Varadkar, kasıtlı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk getirilen Cuma günkü referandumu kadınlarla ilgili çok eski moda ve çok cinsiyetçi olan dili ortadan kaldırmak için bir şans olarak nitelendirmişti. Hükümetin sonuçları kabul edeceği söylendi. Cumartesi günü Dublin'de bir basın toplantısı düzenleyen Leo Varadkar, "Sanırım bu referandumlarda önerdiğimiz değişikliklerin reddedildiği açıktır," dedi. "İnsanların çoğunluğunu evet oyu vermeye ikna etmek bizim sorumluluğumuzdu ve bunu açıkça başaramadık." İlk öneri 1937 yılında yazılan İrlanda Anayasası'nın 41. maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyordu. Bunlardan ilki aile evlilik üzerine kuruludur tanımını değiştirmeyi öngörüyordu. Buna göre birlikte yaşayan çiftler ve onların çocukları da aile tanımına girecekti. İkincisi ise annenin evdeki görevleriyle ilgili eski moda dilin değişmesini öneriyordu. Buna göre evde yapılan bakım kadının görevi olarak değil, tüm aile bireyinin birbirlerine göstermeleri gereken bir sorumluluk olarak tanımlanacaktı. Tüm büyük siyasi partiler evet evet oylamasını desteklemişti ve yakın zamana kadar anketler referandumun iki maddesi içinde sorunsuz bir geçişi öngörüyordu. Ancak hayır kampanyası yürütülen değişikliklerle birlikte aile kavramının tanımsız ve kafa karıştırıcı olacağını, kadınların ve annenin anayasada tanınmış yerlerinden olacağını savundu. Bu arada aşırı muhafazakar sesler, değişikliklerin çok eşli ilişkileri anayasal olarak koruyabileceğini ve göçmen aile birleşimleri yoluyla göçü artırabileceğini savunuyordu. İrlanda son yıllarda muhafazakar ve ezici çoğunluğu Katolik olan bir ülkeden giderek çeşitlenen ve sosyal açıdan liberal bir topluma dönüşmüştü. 1973 yılında kadınların evlendikten sonra işlerinden istifa etmek zorunda olduğu ve evli kadınların boş pozisyonlara başvuramadığı eski anayasa maddeleri değişmişti.
5 milyonu aşan nüfusuyla İrlanda 2015 yılında eşcinsel evliliklere ve 2018 yılında da kürtaja yönelik anayasal sınırlamaları kaldırmıştı. Ancak bu kez önerilen değişiklikler yapılamadı. Adet görme çağındaki kadınlar ve kız çocukları için adet dönemi ciddi bir zorluk olabilir. Afrika'da yoksulluk ve hijyenik ürünlerin maliyeti kadınların çalışmak için dışarı çıkamamasına sebep veriyor ve yoksulluğa daha da batması anlamına geliyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın bir raporuna göre Kenya'daki kadınların %65'i adet dönemlerini yönetmek için gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak Kenyalı bir kadın girişimci adet dönemi yoksulluğuyla mücadele etmenin etkili bir yolunu buldu. Betheba Otuga, kumaştan üretilen Ahadi Yeniden Kullanılabilir Petlerin kurucusu. Ahadi Yeniden Kullanılabilir Petler, kadınların adet dönemlerinde kullanabilecekleri yeniden kullanılabilir bir adet ürünü sağlayarak adet dönemi yoksulluğunu azaltan bir sosyal girişimdir. Petler kumaştan yapılmıştır ve bu nedenle yıkanabilirler ve bu yüzden yeniden kullanılabilirler. Petler 24 defaya kadar yıkanılabilirler ve bir kadın bu 24 ay içinde güvende olur ki bu da 2 yıla eşittir diye açıklıyor Betheba Otuga. Betheba Otuga'ya göre petlerin bir diğer avantajı da doğada kolayca ayrışarak çevredeki atıkların azaltmasına yardımcı olmaları. Betheba Otuga şöyle açıklıyor. Bu petler tek kullanımlık petlere göre daha avantajlı. Çünkü yeniden kullanılabiliyorlar. Yeniden kullanılabilir olmaları onları daha ucuz ve uygun fiyatlı kılıyor ve çevre dostu. Ayrıca kolayca ayrışıyorlar ve kimyasal içermiyorlar. Dolayısıyla hem cilde hem de çevreye dostlar. Yeniden kullanılabilir petlerin dörtlü paketi yaklaşık 4 dolara satılıyor. Ahadi şirketinin web sitesinde en yoksul kadınları etkileyen utanç ve damgalanmayı ortadan kaldırmak için bir misyon beyanı yer alıyor. Petler satılıyor ya da en çok ihtiyacı olanlara bağışlanıyor. Ayrıca petler yoksul Nairobi okullarında dağıtılıyor. 19 yaşındaki Purity Ominde petleri 2 yıldır kullanıyor ve bunların hayatını daha iyi hale getirdiğine inanıyor. Purity Ominde şöyle diyor. Geçmişte tek kullanımlık petleri gerçekten çok pahalıydılar çünkü paramız yok, zorlanıyorduk. Ama şimdi daha rahat olanları var, onlarla iyi çalışabiliyorsunuz, çok iyiler. Hatta bunları yıkayarak geri dönüştürebilirsiniz ve zamanı geldiğinde tekrar kullanırsınız. Sadece düzgünce yıkıyor, saklıyor ve tekrar kullanıyorsunuz. Tüm dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlarken yoksul kadınların adet dönemi ele alınması gereken en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Yeniden kullanılabilir petler gibi yenilikçi fikirlerle adet yoksulluğunun bir gün geçmişte kalması umuluyor. Uganda'da 30 yıl önce nüfusun %30'unu etkileyen HIV virüsü %5'e kadar düştü. Bunun sebebi ise daha iyi cinsel eğitim ve HIV testi ve tedavisinin artırılması gibi yöntemler olarak gösteriliyor. Ancak seks işçileri arasında bu oran endişe verici derecede yüksek olmaya devam ediyor. Uganda'da seks işçiliği yapan her 3 kadından birinin HIV taşıdığı tahmin ediliyor. Birçok seks işçisinin yaşadığı ve çalıştığı Kampala kentinin gecekondu mahallelerinde ise bir kadın durumu iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Deborah Nekatude henüz 15 yaşındayken içine çekildiği bu ticareti anlayan eski bir seks işçisi. Ailesi o küçükken ölmüş ve onu kendisine kötü davranan bir üvey annenin himayesine bırakmış. Deborah Nakatude okulu bırakmaya zorlandığını ve seks ticaretiyle hayatını kazanmaktan başka çaresi kalmadığını söylüyor. Deborah Nakatude 2008 yılında bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı kuruluşu tarafından gecekondu mahallesindeki kadınlar için akram eğitmeni olarak seçti. Ancak proje kapandıktan sonra Deborah Nekatude bu çalışmaya devam etmenin acil bir ihtiyaç olduğunu hissetti. Bunun üzerine Kampala'nın gecekondu mahallelerindeki seks işçileri arasında cinsel yolla bulaşılan hastalıklara karşı kampanyalar yürüten Marjinalleştirilen Hayatları Kurtarmak adlı kendi kuruluşunu kurdu. Deborah Nekatude, seks işçileri topluluğu olarak kimsenin sizi yargılayamayacağı, kimsenin neden korunması seks yaptığınızı sorgulayamayacağı bir şekilde kendimizi ifade edebileceğimiz bize ait bir şeye ihtiyacımız olduğunu hissettim. Bu yüzden seks işçileri için güvenli bir yer yaratmak istedim diyor.
Deborah Nekatude, seks işçilerine HIV testi ve tedavisi yapılması için Kampala'daki kamu sağlık tesisleriyle birlikte çalışıyor. Her yıl 350'den fazla seks işçisine ulaşıyor. Seks işçisi Amina, HIV pozitif ve hamile olduğunu öğrendiğinde şok olduğunu söylüyor. Bu proje sayesinde test yaptırmış ve HIV tedavisine başlamış. Amina ayrıca sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağlamak için doğum öncesi bakım alıyor. Kocam bana kötü davranmaya başladıktan sonra seks işçisi olmaya karar verdim. Bazen geceleri beni evden dışarı kilitliyordu. Yiyeceğim yoktu, bu yüzden hayatta kalmak zorundaydım diyor. Uganda 2010 ile 2020 yılları arasında HIV virüsünün anneden çocuğa bulaşmasında %77'lik bir düşüş gördü. Ülke 2030 yılına kadar anneden çocuğa HIV bulaşmasını sıfıra indirmek gibi iddialı bir hedef belirlemiş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Hindistan'da devam etmekte olan çiftçi protestolarına kadınlar da katıldı. Kadınlar, kadın çiftçilerin karşılaştıkları mücadeleler konusunda farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu söylediler. Protestolara katılan binlerce kadının biri verdiği demeçte, "Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar Kadınlar Günü'nü kutluyorsa, ben de geçimlerini sağlamak için güneş yanıklarına katlanarak çiftliklerde çalışan, binlerce kadın çiftçinin refahı için verdiğimiz meşru mücadeleyi destekleyen bir mesaj iletmek için devam eden protestomuza katıldım," dedi. Protestocular hükümetin 2021 yılında mahsuller için asgari destek fiyatları ve çiftçilerin borçlarından feragat edilmesi konusunda verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor. Haftalardır güvenlik barikatları ve yoğun polis varlığıyla oyalanan protesto liderleri 6 Mart'ta strateji değiştirerek çiftçileri büyük gruplar halinde toplanmak yerine Delhi'ye gitmek için otobüs, araba ve tren kullanmaya çağırdı. Buna karşılık Hintli yetkililer bu çabaları engellemek için hızla ek kuvvetler konuşlandırdı ve gözetimi genişletti. Delhi'ye 3 ana giriş noktası da Hindistan hükümeti tarafından kapatıldı. 21 Şubat'ta protestocuların barikatları aşma girişimi, polisin göz yaşartıcı gaz, saçma ve insansız hava araçları saldırısına maruz bırakılmıştı. Bu saldırılar 21 yaşındaki çiftçi Shubhakaran Singh'in ölümüyle sonuçlanırken diğer iki protestocu da kör olmuştu. Çiftçi liderler ve Delhi yetkilileri arasında yapılan 3 tur görüşmeye rağmen hükümetin önerdiği teklifler üzerinde herhangi bir anlaşmaya varlamadı. Protestoya katılan başka bir kadın şunları söyledi. "Dünyaya ve Başbakan Modi'ye şunu iletmek istedik. Eğer kadınların güçlendirilmesi hakkında yoğun bir şekilde konuşuyorsanız, çiftliklerimiz bizim güçlendirilmemizi temsil ediyor. Bu bizim geçim kaynağımız. Öyleyse neden bize haklarımızı vererek bizi güçlendirmiyorsunuz? Çiftçiliğe kıyasla sağlığıma daha az zarar vereceği için daha az kazandırırsa bile alternatif bir iş aramam konusunda beni teşvik ediyorlar. Ama ben çiftçiliği bırakamam. Hükümet daha iyi gelir elde etmemize yardımcı olursa minnettar oluruz ve daha mutlu bir yaşam süreriz." Hindistan'da çiftçilik faaliyetlerinin çoğu kadınlar tarafından yürütülüyor. Subramanian protesto hareketine katılan kadınların adil olmayan hükümet politikaları nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kadın çiftçi Sabrajit Kaur, hareketin taleplerinin hükümet tarafından göz ardı edilmesiyle birlikte protestonun Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden sonra da devam edeceğini söyledi. "Protestoya desteğimizi yemek pişirerek, ev işleriyle uğraşarak ve hatta tarlalarla ilgilenerek devam edecek ve hak ettiğimiz adaleti alana kadar mücadelenin azalmamasını sağlayacağız." Bu hafta kadın hukukçuların bir araya gelmesiyle kadınların erkeklerden çok daha fazla etkilendiği iklim kriziyle ilgili önemli bir rapor yayınlandı. Rapora göre özellikle suya erişim söz konusu olduğunda hukuk yetersiz kalıyor. İklim adaletsizliği, iklim krizi ile birlikte ortaya çıkmış yeni bir sorun alanı. Var olan hukuksal çerçeveler gelecekte daha da çoğalacak olan sorunlarla baş etmeye hazır değil. Rapora göre kadınların iklim adaletine ulaşması için hukuk önemli bir rol oynayabilir ve bunun olması için 3 müdahale gerekiyor. İlk olarak kadınların ve kız çocuklarının iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin deneyimleri hakkında veri toplanması gerekiyor.
İkinci olarak kadınların iklim davaları açabilmeleri için hukuki yardım sağlanmalı. Üçüncü olarak da toplumsal cinsiyete duyarlı iklim yasalarının çıkarılması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. Rapora göre eğer kadınlar etkili bir şekilde iklim davası açabilirlerse bu onların haklarının daha iyi korunmasını sağlayacak. Bu da onları iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirecek. Ayrıca ülkelerden şirketlere kadar çeşitli düzeylerde iklim değişikliğinden sorumlu olanların daha iyi hesap verebilir olması sağlayacak. Rapora göre 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle 158 milyon kadın ve kız çocuğu daha fazla yoksulluk, 236 milyon kadın ise açlık çekecek. Günümüzde dava açacak kaynaklara sahip olmadıkları için kadınlar, hükümetler ve şirketler tarafından gerçekleştirilen arazi gaspı ve çevresel bozulmaya karşı genellikle protestolara başvuruyor. Kadınlar şu anda iklim kaynaklı zararlara karşı dava açamıyorlar çünkü iklim değişikliğinin kendilerine nasıl zarar verdiğini veya bunun kimin suçlu olduğunu kanıtlayacak kanıt veya veriye sahip değil. Bunun nedeni zararın gerçekleşmemesi değil, daha ziyade bu konuda veri toplanmaması. Öte yandan yoksul kadınlar avukat ve diğer dava masraflarını karşılayamıyor. Son olaraksa kadınların örneğin su karşılığında cinsel ilişkiye zorlanması gibi mahkeme kararları ise uygulanmıyor.